Herkese merhaba. Çıkış yolunda yine birlikteyiz. Gündemli konuları konuşacağız. Ekrem Bey Kılıçdaroğlu açıklama yapmıştı. Onunla alakalı sizde çok önemli bilgiler olduğunu anımsayarak başlayalım. Ama acı bir olayla, bu Amerika'da ilkokul cinayetiyle başlayalım. Herkesi, orada yaşayan herkesi ilgilendiren ve dünyada izleyince hafızalarımızın almadığı çok iç parçalayıcı Texas eyaletinde bir saldırgan 18 yaşında bir ilkokulu basıyor. 19 ilkokul çocuğu ve iki öğretmeni öldürdü. Ya Amerika'da bu olaylar çok sık duyuluyor. Her duyulduktan sonra silah lobisi tartışmaları var ama çok olayın engellenemeyen bir acı durumu da var. Siz ne düşünüyorsun, hem bir baba olarak, orada yaşayan bir insan olarak Amerikalılar ne düşünüyor? Tartışmalar nereye doğru evrilecek? Tabii bir kere çok insanlık adına da çok üzücü bir olay. İlkokul çocuklarına bir saldırının bir anlamı olamaz, bir mantığı olamaz, bir açıklaması olamaz. Ama bu ilk defa da olmuyor. Maalesef arada bir okul saldırıları diye burada çok sıkça bahsedilen tartışma var. Tabii burada birkaç mesele var. Türkiye'den anlaşılması zor olan birkaç mesele. Birisi silah taşıma özgürlüğü gibi görülüyor bu. Silah taşıma hakkı anayasal bir hak. Bunun tarihsel sebepleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulması aşamasında her bir kişinin gidip bir toprağı kendi mülkiyet olarak ilan etmesi, o sırada can güvenliğinin olmaması, ister orada daha önce insanlar varsa, özellikle Kızılderililer için söyleyeyim, onlarla çatışma veya yeni gelenler arasındaki çatışmalardan dolayı tarihsel bir şey var. Bir de insanların ta devlet kurulurken silahlı güçler karşısında silahsız kalmama temayünü de buna eklememiz lazım. Çünkü şu anda da anti-devletçi şeyler var. Biraz Türkiye'den bakınca tuhaf karşılanabilir. Devlet karşıtı yapılanmalar var. Bunlar açıktan söylüyorlar. Yani öyle bir suç değil. Çünkü bunu ifade etmek suç değil. Bir eyleme dönüştürmedikçe, bir şiddete dönüştürmedikçe bunlar kampları var, programları var, Levent Bey web siteleri var. Devletin elden gidebileceğini, sivil insanların kendilerini koruma haklarının olduğunu, silahın dolayısıyla insanın en tabii hakkı olduğunu iddia edenler. Bunun tarihsel şeyi var. Bir de tabii bu olayın da böyle bir feci yanı var. Ne tartışılıyor Amerika'da? Sevgili Türkiye'den seyircilerimiz doğru anlasınlar diye söylüyorum. Hiç kimse silah taşıma hakkını insanların elinden alalım tartışmasında değil. Bunun tartışması yapılmıyor. Çünkü bu anayasanın var olan insanlara onlarca değil yüzlerce yıldır verilmiş bir hak gibi düşünülüyor. Kuruluşundan beri. Ne tartışılıyor? Buna bir regülasyon getirilmeli. Yani buna bir disiplin getirilmeli. Kim, hangi ölçülerde, mesela ısrarla silah lobisinin reddettiği bir olay var. Fakat karşı tarafın da ısrarla söylediği bir olay. Diyorlar ki silah almak isteyenler psikolojik olarak bir rapor getirmeli. Yani şiddete eğilimi var mı? Ekrem Bey, bu bir anayasa hakkıysa 18 yaşında ölen herkes silah alabiliyor. Silah alırken sağlamdır. Silah aldıktan bir yıl sonra kafayı yemiştir. İşte sonuçlar oluyor. Yani bu nasıl düzenlenebilir ki? Silah almak serbestse bu olaylar hep yaşanabilir gibi geliyor dışarıdan bakınca. Şöyle, tabii ki önemli bir oranda yalnız önlenebilir. Psikolojik sorunları olan, genelde bu insanların genelde psikolojik sorunları oluyor. Aile içinde geçimsizlikleri, şiddet görmeleri vesaire gibi şeyler oluyor. Bir de sabıkaları oluyor. Şu an Levent Bey, Amerika'da zaten şuna isyan ediyor insanlar. Türkiye'den de insanlar şaşıracaktır. Bir içki almaya gitse bir insan, sigara almaya gitse bir insan, 21 yaşın altında olduğundan şüphe ederse satıcı kimliğini görmek istiyor. Yani diyorlar ki kardeşim sigara alırken bir kimlik gösterme zorunluluğu, içki alırken, içki satın alırken satıcı kimliğini görebilir miyim deyip 21 yaşında, genelde 21 yaşında, değişik eyaletlerde değişik uygulamalar olabiliyor ama genelde 20 yaş, 21 yaş. Bu kadar net tavır varken silaha söz konusu silah olunca, sıra silaha gelince insanlar manavdan, bakkaldan, marketten bir şey alıyor gibi gidiyorlar, silah alıyorlar. Silah alma çok kolay. Ve silah karşıtı bu çok feci bir durumdur diyen insanların iddia ettiği şey şu. Buna
bir background check yapılması lazım. Yani bu insan kimdir, nedir, psikolojik bir sıkıntısı var mı, kriminal bir geçmişi, sabıka kaydı var mı, şiddete dair bir herhangi bir olaya karışmış mı? En azından belli bir oranda bir eleme yapılabilir diye düşünüyorlar. Tabii bu arada okullarda silahın, okullarda emniyetin, polisin ne kadar iş yapabileceği tartışılıyor. Bir önceki büyük olayda şu da tartışılmıştı. Acaba okulda öğretmenlere mi silah verilmeli diye bir tartışma açılmıştı. O da büyük tepki gördü. Yani öğretmen de silahı, öğretmenin bir gün çekip de sağa sola ateş etmeyeceğini kim garanti edebilir? Şimdi Amerika, dünyada herhalde başka bir ülkede yoktur silah taşıma ile ilgili bu kadar serbestliğin olduğu. Dünyada başka bir ülke ben bilmiyorum Levent Bey. Ne Avrupa'da öyle bir şey, gelişmiş ülkelerde özellikle böyle bir şey hatırlamıyorum, görmüyorum. Amerika'daki sorunu anlamak için önce buna bakmak gerekiyor. Bunu bir hak gibi görüyorlar. Silah lobisi de ısrarla bunu söylüyor. Diyorlar ki Amerikalının hakkıdır bu. Yarın bir gün kendisini savunmak için bireysel olarak veya bazı yanlışlara karşı çaresiz kalmaması için bu hak verilmiştir ve bu hak geri alınamaz. Bu tartışmanın içerisinde Amerika'da büyük acılar yaşanıyor. Belki dün NBA koçlarından birisini seyretmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Basın toplantısında ben dedi maçı falan konuşmayacağım, basketbolu konuşmayacağım. Yeter artık. Millet, senatörlere sesleniyorum. Yeter artık. Daha önce yapılan kanuni düzenlemeleri, sınırlamaları reddettiniz. Bak çocuklarımız ölüyor, öğrenciler ölüyor, öğretmenler ölüyor, yeter artık diye. Bir de biliyorsun yani bu sadece okulda yapılan bir şey de değil Levent Bey. Daha tabii. Birkaç hafta önce bar, süpermarket, gece kulüpleri. Tabii beyaz bir adam, beyaz bir genç, genelde siyahların alışveriş yaptığı bir markete girip onları taradı. Ondan önce Asyalıların bulunduğu market içerisinde yine birisi daldı, bir arama tarama yaptı. Yani çok feci bir olay. Burada büyük yankı uyandırıyor. İnsanlar bunu konuşuyor ama çözüm üretilemiyor. Çözümün temel sebeplerinden birisi mevzuat ve tabii ki silah lobisi. Silah lobisi çok güçlü. Sadece şey olarak düşünmeyin, yani parasal gücünden bahsetmiyorum. Bu silah lobilerinin, silah kuruluşlarına üye olan çok sayıda insanlar var. Ve bu insanlar ısrarla bunun demokratik hakları olduğunu, yarın bir gün ne olacağını kimsenin bilemediğini, hatta bunların bir kısmının çok çok ciddi devlet düşmanlığı üzerine geliştirdiği bir söylem var. Bunun yol açtığı bak feci olaylar da var. Düşün, bir Oklahoma City bombalamasını böyle bir adam yaptı. Yani Amerika'da evet. Timothy McVeigh diye bir adam, Irak Savaşı'na, daha doğrusu Kuveyt Savaşı'na katılmış bir adam. Sniper olarak çalışmış, çok sayıda insanı öldürmüş bir adam. Buraya geldi, devletinin elden avuçtan gittiğini düşünerek devlet düşmanı bir ideolojinin içerisinde gitti, bir FBI'ya dair ait bir binayı bombaladı. Orada da çocuklar öldü. Çünkü binanın bir katında o FBI çalışanlarının çocuklarının eğitim gördüğü bir kreş varmış. Onu adam hiç dedi pişmanlık duymadım, Amerika için yaptım bunu dedi. Sadece pişmanlığım orada kreş olduğunu bilmiyordum. Bilseydim başka bir yeri yapardım dedi. Ekrem ve siyasi lobisi tartışmalar, Biden'da çok sert tepki göstermişti. Peki insani olarak hani siz bir veli olarak ne düşünüyorsunuz? Konuştuğunuz diğer veliler, hani önlem alınabilecek bir şey değil bu, çocuğunuzu okula yolluyorsunuz. Yani bir veli ne yapabilir? Başında bodyguard gibi duramayacağını göre ki tartışmalar bu yönde. Yani iş insani boyutta nasıl konuşuluyor? Veliler anladığım kadarıyla çaresiz. Olay olur olmaz Levent Bey, benim gördüğüm hemen çocukların velilerine okullardan e-mailler geldi. Yani biz işte şu eyalette, şu eyaletin içerisinde bunlar county diyorlar. Bir de şey var, kasaba, birkaç kasabanın birleştiği büyük kasabalar var. Burada polisle beraber işbirliği halindeyiz. Bütün tedbirlerimizi aldık. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Rahat olun falan deniyor ama tabii yine de insanlar endişeli. Ya bir manyağın silahını kapıp bir okulda rastgele sağa sola ateş açması an meselesi. Bazı okulların kapılarının önünde polisler var, emniyet görevlileri var, onu görüyorum. Bazı okullarda yok ama belki içeride sivil polis var mı bilmiyorum. Veya kendi tuttukları güvenlik elemanları var mı? Onlar silah taşıyor olabilirler. Ya okullar da kendi içlerinde bir çare arıyorlar. Özellikle de öğrenci velilerini rahatlatacak
Ama tabii esas bunun en büyük tehlikeli olduğu yerler silah taşımanın daha geleneksel olarak çok olduğu Texas gibi bazı Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde bunlar çok daha yaygın. O özellikle orta kesimlerde daha yaygın. Ama New York gibi, Boston gibi vesaire gibi. Ama orada da oluyor. Connecticut'ta böyle bir facia olmuştu. Connecticut, New England'ın içerisinde bir yer. Yani bu bir manyağın şeyine bağlı. Yani bu kadar silahı kolay temin, büyük bir de Levent Bey ağır silah da temin edebiliyorlar. Yani bir şeyi Ordunun kullandığı. göstererek şu anki katil biliyorsun çocuk 18 yaşında doğum günü hediyesi olarak bu silahları almış. Bununla pozları var sosyal medyada. Yani 18. yıl yaşına AR-15 girdiği diye gün çok spesifik bir tüfek yani. Tam maalesef İşte bu da işte tartışılıyor. bilgisayar Yani herkese her silah oyunlarıydı, satılabilir mi? Bu da tartışılıyor ama benim gördüğüm yani onlarca yıldan beri böyle en son yaşanan hadiselerde çok büyük tepkiler de olmuştu. Büyük yürüyüşler olmuştu. Bazı öğrenciler böyle bir sivil böyle adeta itaatsizlik gösterecek şekilde eylemler yapmışlardı. Sonunda tartışılıyor, tartışılıyor, tartışılıyor ama yoruluyor insanlar. Çünkü mevzuatı aşamıyorlar. Bugünkü mevzuatı aşamadıkça bu öğrenci velileri de, anneler de, babalar da bu endişe içerisinde yaşayacaklar. Evet, Belki şöyle olabilir. Amerika'daki. Demokratlar bir yoğunluk, ağırlık senatoda elde edebilirlerse ki o da şu anki ekonomik gidişattan ve özellikle enflasyondan dolayı ne olacağı belli değil Kasım'daki ara seçimlerde. Senato'da çoğunluğu da kaybedebilir. Çok küçük bir sayıyla böyle çok azıcık bir rakamla zaten önde bulunuyorlar. Öyle olunca bunları engellemek daha da zor, mevzuatı değiştirmek daha da zorlaşacak. Ve herkes diken üzerinde bekleyecek bir şey oldu mu olacak mı diye. Umarım belki yerel yönetimler bazı tedbirler alarak bu tür şeyleri önleyebilirler. Evet, dünyanın süper gücü ama kendi evinde çözemediği bir sorun. Bakalım nasıl gelişmeler olacak. Ekrem Bey, genelde biz duyarlı konulara devam ediyoruz. Gün Türkiye'nin çok sıcak gündemleri var ama biz konuşmazsak belki konuşulmayacak konular olabiliyor. Ben o yüzden onları da programa taşıyorum. Bunlardan bir tanesi de Uygurlarla alakalı bir gelişme yaşandı. BBC'ye Çin polis arşivi iletilmiş, bir şekilde ele geçirmişler. Uygurların gözaltına alındıklarında, bu kamplara götürüldüklerinde, aralarında birçoğunun da kayıp olduğu, bazı aile üyeleri de ilk defa yakınlarında uzun bir aradan sonra fotoğraflarını görmüşler. Fotoğraf arşivleri çıktı. Binlerce kişi, çoluk, çocuk, yaşlı, öyle şey insanın içini parçalayan fotoğraflar var ki, yaşlı bir kadın var, gözlerinden yaşlar akıyor. Ne durumda fotoğraf çekmişler. Çocuklar var. Yani siz gördünüz herhalde onları, BBC'den bütün dünyada gazeteler yayınladı. Hemen hemen hepsi kapak yaptı. Türkiye'de çok fazla gündem olmuyor. Bir Karar Gazetesi güzel bir manşet çalışmış. Ben onu gördüm. Ama malum Türkiye'de bu insani olaylara bakış o ülkelerle işte Çin'den biliyorsunuz panda kredisi dedikleri paralar alıyorlar. Çok Çin'e de bir şey söyleyemiyorlar. Çavuşoğlu gittiğinde o Uygurların bazı şeylerini terör örgütü olarak Türkiye'nin tanıdığını övüne övüne anlatmıştı. İşte arkadaşlarımızı ekrana getiriyor. Yani o fotoğraflar gerçekten bu Nazilerin uyguladığı soykırımda Yahudilerin fotoğraflarıyla yan yana koyup ne farkı var diye soranlar oldu. Bence de bir farkı yok. Ne diyorsunuz siz de gördüğünüz fotoğrafları? Evet Bey bir kere haberi BBC çok uzun uzun anlattı. Ben canlı yayında izledim. Canlı yayında dinledim de BBC NPR işbirliğiyle yapılan bir yayın var sabah kuşaklarında. Sabah 9 ile 10 arasında çok önemli haberlere yer veriyorlar. Orada Türkiye'den de bahisler açıldı onu da söyleyeyim. Yani Türkiye kulağın üzerine yatıyor. Gözler kendi gözlerine bantlar sürerek kapatarak bu işi görmezden geliyor, duymazdan geliyor ama dünya bu meseleyi enine boyuna tartışıyor. Özellikle İngiliz basını, Amerikan basını ve dünya basını hemen her yerde bu çok önemli bir bilgi. Çünkü neden önemli? Şu ana kadar Çin Ekrem devleti Bey, bu durum devletlerin bakışı, Ali sevgisi, Ömer nefreti mi, neye bağlı? Yani Çin olduğu için Çin'i buradan bir baskılamak adına bir siyasi
Bir politika gereği mi bunları ön plana çıkartıyorlar, yoksa gerçekten bir insani duyarlılık söz konusu mu? Valla ikisi de olabilir ama şunu söyleyeyim. Yani Batı'nın Çin'deki Uygur Türklerine yapılan zulme karşı tavrı Türkiye'nin tavrından daha insani. Bütün Ya bu Müslüman ülkelerin diyelim. bütün Müslüman, evet, bütün Orta Doğu medeniyetlerinden daha mantıklı. Yani bu yeni de değil Levent Bey. Yani Amerika Senatosu'nda çıkan kararlara, yapılan açıklamalara, ekonomik yaptırımlara vesaireye kadar birçok konu tartışıldı, konuşuldu, hayata geçirildi. Yani bir görmezler ve duymazlar silsilesi içerisinde Türkiye var. Şimdi ben orayla da ilgilenmiyorum. Ortada somut bir vaka var Levent Bey. O da şu. Çin şu ana kadar bu concentration camp dedikleri güya eğitim amaçlı, Çin'in iddiası bu. Eğitim amaçlı insanlar gönüllü olarak gidiyorlar, orada çalışıyorlar, dil öğreniyorlar, yol öğreniyorlar, eğitim alıyorlar falan filan. Tabii zorunlu bir eğitim bunu da söylüyor ama bunun çok abartıldığını, yanlış söylendiğini, buradaki insanlara kötü muamele edilmediğini iddia ediyordu. Şimdi ilk defa, ya buradaki olayın özü şu. Şu ana kadar duydum, duymazdan geldim falan filan. Hadi bir şey demiyorum, hadi diyelim bir şey demeyelim. Ama bire vicdansız demek gerekiyor, bire ahlaksız. İlk defa Çin kaynaklarındaki, Çin arşivlerindeki fotoğraflar çıktı. Şimdi olayı sevgili seyircilerimiz belki şu yönünü bilmiyordur. Gazetecilerin eline bu geçince Levent Bey, gazeteciler burada önce bir isim tespiti yapmaya çalışıyorlar. Bu kimdir, bu kim? Çünkü bununla ilgili Çin dışında yaşayan Uygur Türklerinin başvuruları var. Annem kayıp, oğlum kayıp vesaire gibi başvurular var. Sonra oturuyorlar bunları tek tek arıyorlar Levent Bey. Ben BBC'deki yayında uzun uzun dinledim. BBC bunu çok uzun konuştu. NPR'la yaptığı ortak radyo yayınında. Şimdi bazıları hiç bile Fotoğrafların polis korkmuyor. arşivi olduğunu bir kez daha izleyeceğimizi hatırlatalım. Bu konuştuğumuz fotoğraflar hepsi Çin polisinin kayıt altına aldıkları Uygurların çektiği fotoğraflar. Yani aslında Çin resmi verileri bunlar. Tabii ki. Zannedersem hackleniyor ya da çalınıp ulaştırılıyor. Ama gazeteci gazeteciliğini yapıyor Levent Bey. Alıp copy paste yapmıyor, alıp yapıştırmıyor. Burada ismi geçen şahısların kimlik tespiti için çalışıyorlar. Sonra akrabalarını arıyorlar ve diyorlar ki anlattıkları hikaye şu. Bazı akrabalar konuşmak istemiyor, korkuyor. Başka akraba üyeleri de var. Çünkü başka aile fertleri de hala o tehlike bölgesinde yaşıyor. Bazıları hala o kamplarda, bazıları evlerinde, barklarında yaşıyor. Şimdi bazıları da artık herhalde bu endişelerini yenmişler. Diyor ki evet teşhis ediyor. Bu benim oğlum. Bu benim yeğenim. Bu benim kızım. Şu kadar zamandır haber alamıyorum. Bu teyidi aldıktan sonra haber yapılıyor ve artık bunun tartışılmaz bir şeyi kaldı. Evet, ve artık Çin hayır burada işkence yapılmıyor diyemez. İnsanlara burada kötü muamele ediliyor, edilmiyor diyemez. Çünkü bir, sevinden almış belgeler. İki, yakın akrabalar tarafından teşhis ve tespit edilmiş olaylar. Yani kaçacak yerin yok. Bu saate kadar duymazdan gelen, görmezden gelen, vicdanı mühürlenmiş insanlar bu olaya sahip çıkmayabilir. Ama bu saatten sonra hiçbir gazete Türkiye'de bunu manşet yapmıyorsa, ümmetin efendim lideriyim diye kasım kasım kasılarak, kosna kona gezerek, insanlar çalım satarak, hava civa yaparak konuşanlar bu işi hiç duymazdan geliyorsa, onun arkasından giden insanlar sürü gibi bu konuda bir tek kelime edemiyorsa, muhalefetiyle, iktidarıyla ya burada bir insanlık dramı yaşanıyor diyemiyorsa bu Türkiye'nin büyük ayıbıdır. Neden? Çünkü Türkiye Çin'deki Uygur Türkleri meselesinde uzaktan bir ülke değildir Levent Bey. Sonuçta bu adamlar Türk ve Müslüman. Ve bu yüzden de zulme maruz kalıyorlar. Türk oldukları için, Türk kimliklerinden dolayı ve Müslüman oldukları için, Müslüman kimliklerinden dolayı. Bir Orta Doğu'da bir ülke gık diyemiyorsa, Türkiye'den bir ülke, Türkiye Cumhuriyetlerden bir ülke gık diyemiyorsa, 21. asrın göbeğinde
milyonlarca insana böyle zulümler yapılıyorsa, ya ben söyleyecek söz bulamıyorum. Ya, bu kadar ahlaksızlık, bu kadar tutarsızlık olur mu? Bir de üstelik Çin'i alkışlayanlar da var. Herhalde bahsedeceğizdir. Bir şaklaban var, Perinçek diye bir adam. Aynen şu cümleyi Tabii kuruyor. Aynen ona... şu cümle. Çin Fransa'dan ve Almanya'dan daha demokratik bir ülkedir diyor. Pirinç'e geçeceğiz. Başka bir vesileyi zaten ben de zaten buradan pirinçe geçeceğiz demiştim. Çünkü ne zaman bu Çin Uygur gelse böyle ilk nefret objesi Perinçek olduğu için onu atlamak mümkün değil. İşte o çakma halife, bırakın Türkistan'dan hani uzaklara gitmeyi, yıllardır ağzından düşürmediği Filistinli bile bir çırpıda satıverdi. İsrail ilişkileri geliştirince dediğiniz gibi hadi İslamcı hükümet sesini çıkarmıyor. Hükümetin bir de milliyetçi ortağı var, Bahçeli. Siz hiç Bahçeli'nin ağzından Doğu Türkistan'daki kardeşleriyle alakalı herhangi böyle kitabı cümleler dışında bir şey duydunuz mu? İşte İsveç ve Norveç'in NATO'ya girmesine bağırıp çağırıyor, kürsüleri yumrukluyor, NATO'dan çıkarız diyor. Ama partinin belki de ideolojik temellerinden biri olan Doğu Türkistan, o kardeşler vesaire alakalı ağzını bile açamıyor. Perinçek demişken, Perinçek Fransız medyasına konuşmuş, Le Poix'a. Diyor ki Erdoğan İslamcı falan değil, Erdoğan yeşil bir Kemalisttir. 2014'ten sonra bizim saflarımıza geldi ve Amerikan emperyalizmiyle savaşmaya başladı diye de bir ifadede bulunmuş. Bence önemli. Bazılarının hala mı görmüyorsunuz? Daha önce Davutoğlu Perinçek'i çok öne göstererek 28 Şubat'ta işte o kadar çekildi. Kimlerle beraberiz? Gör artık bunu AKP tabanı diye bir çıkış yapmıştı hatırlarsınız. İlk defa söylemiyor Perinçek ama ilk defa bu kadar vurgulu söylüyor. Şimdi Perinçek ne diyor? Yeşil Kemalist. İsterseniz bir zamanlar Orta Doğu'da çok tartışılırdı Kaddafi'den dolayı. Yeşil İslam diye bir ideolojisi vardı onu biliyorsun. Yeşil Sosyalizm Yeşil diye bir sosyalizm, ideolojisi yeşil vardı. sosyalizm. O yüzden de bazıları siyasal İslamcılara yeşil komünist derdi. Kızıl komünist, yeşil komünist diye bir ayrım yapılırdı. Eski insanlar belki hatırlarlar, yaşı 40'ın 50'nin üzerinde, özellikle 50'nin üzerinde olan insanlar hatırlarlar. Şimdi yeşil Kemalist mi, yeşil komünist mi, yeşil faşist mi bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Dolar yeşili. Yani bunların tek yeşile bağlantıları dolar yeşili. Yani ağaçları da Harika. köklüyorlar biliyorsunuz. Ne orman bıraktılar. Hani bunlarla ilgili gibi bir yeşilden bahsedeceksek tek dolar yeşili diyebiliriz. Aynen öyle, doğru söylüyorsun. Ama ilginç olan şey şu. Perinçek bunu söylüyor. Levent Bey, seyircilerimizin de dikkatini arz edelim. Yani hava sinek uçsa ona bile laf yetiştiren Erdoğan. Hakaret davası açan Erdoğan. Bir de silahşörleri. Kalemşörleri. Efendim, tetikçileri. Havadan bir küçük vızıltı duysalar, arı demiyorlar, sinek demiyorlar. Her şeye bir şey yetiştiriyorlar. Her şeye bir laf yetiştiriyor. Perinçek diyor ki yeşil Kemalisttir Erdoğan. Tek bir cümle tekzip mi? Bir kelimeyle itiraz duydun mu? Adam daha önce de söyledi başka şeyler. Dedi ki tapeleri var dedi elimizde dedi. Hırsızlık, yolsuzluk tapesini biz çektik dedi. Bizim mi kayıtlarımızdır onlar dedi. Daha da elimizde şu kadar kaset var dedi. Tık var mı? Hani o savcılar var böyle havada böyle Erdoğan aleyhine bir rüzgar esse sen üfürdün bu rüzgar o yüzden oldu deyip insanlar hakkında otomatik olarak dava açan savcılar var. Bu adam hakkında gel bakalım hemşerim elinde ne kasetler var diyemediler. Yeşil Kemalist Hocam lafına bir tek itiraz yok. ötesi Perinçek onlara köpek dedi. Yani hadi Erdoğan'ı falan geçtim. Kendilerine köpek dedi Ya. hatırlarsanız. İşte hukuk siyasetin köpeği gibi hani işi biraz şeye döktü ama esas savcıları, hakimler hepsini aslında siz birer köpeksiniz. Ne emredilirse onu yapan insanlarsınız dedi. Yine yargıdan tık yok. Ben hadi yargıdan vazgeçtim. Yargıda zaten adalette kalmadı, vicdanda kalmadı, insafta kalmadı, akılda kalmadı, hiçbir şey kalmadı da. Siyaseten binlerce hakaret davası açan. Efendim işte şimdi Kılıçdaroğlu hakkında 3-5 maddelik dava açıyorlar herhalde. Kılıçdaroğlu'nu da konuşacağız. İşte Türk devletini küçük görmek, devlet büyüklerine hakaret etmek, cumhurbaşkanına hakaret etmek gibi böyle
katalog suçlar var bunların elinde Levent Bey. Yani birisi öksürse hemen dava açıyorlar. Kılıçdaroğlu diyor ki yeşil kemalist. Çıksın desin ki ben yeşil kemalist değilim. Yok, tık yok. İlginç olan bir şey bu. Ha ben şöyle anlıyorum. Kılıçdaroğlu Perinçek'in ruhu Erdoğan'ın içine girdi. Aynen öyle oldu. Yani karşımızda biz baktığımız zaman bir Erdoğan görüyoruz ama o Erdoğan eski Erdoğan değil. Erdoğan'ın içerisinde Perinçek cıvıt atıyor. Cirit atıyor. Bu arada şunu da eklemek lazım. Perinçek doğru da söylüyor. Hani Perinçek bir iftira atmıyor. Perinçek doğru söylüyor. Hatırlarsınız bu yeşil kemalizm ilk Profesör İhsan Yılmaz çok daha yıllar önce bir akademik olarak bunu adını zetmiş. Bu yeşil kemalizm demişti. Aslında Perinçek doğru söylüyor. Yani Erdoğan bütün bu devlet işleyişi, tek adamlık, parti devlet şeyleri ne dersin? Yani bir iftira atmıyor aslında. Terminolojik olarak doğru söylüyor. Ya İhsan Bey'in tespiti de doğru. Öngörüsü de doğru. Yani nedir o? Sırtını devlete dayayacaksın. Tek parti, tek rejim ve efendim herkesi kendi kontrol altında tutacaksın, tutmaya çalışacaksın. Şunu atlıyor ya, Mustafa Kemal dönemindeki uygulamaların tarihsel şartlarıyla bugünkü 2000'li yılların sonu, 2021. yüzyılın başında insanlığın geldiği yer kıyaslanmayacak kadar birbirinden farklı. Ama ben oturdum iktidara, bu koltuktan ölünceye kadar ayrılmam. Beni buradan ayırmak isteyenlerle de mücadele ederim. Benim dışımdaki herkes haindir, benim dışımdaki herkes teröristtir diye hadiselere yaklaştığında, devletin gücünü de tepe tepe kullandığında, demokratik standartları, hukuk standartlarını, evrensel hukuk ve evrensel demokratik standartları yerle bir ettiğinde karşımıza çıkacak manzara budur. Erdoğan bu yola partiyi kurduğu zaman mı girdi? Hayır. Bunu da teslim edelim. Yani 2001 ile 2011-2012'ye kadar böyle bir söylem de yoktu, böyle bir eylem de yoktu. Ne zaman ki gücü elde etti, ya içinden bir canavar hortladı veya şuur altında zaten bu yeşil kemalizm vardı. O yeşil kemalizm, yani kendinden başka herkesi düşman gören ve Türkiye'yi batı yörüngesinden çıkarıp, Perinçek'in de röportajda söylediği o, Avrasya dediği güya Çin, Rusya, İran üçgeninin içerisine oturtan güya bağımsız. O kadar bağımsız ki Çin'de milyonlarca insana yapılan zulmü görmezden gelecek kadar bağımsız. Bir yere tabii oturtacaksın. Onların bir Atatürk algısı var işte, bir devrimci bir lider olduğu, emperyalizmle savaştığı, batıyla savaştığı, batıya karşıt olduğu diye birçok kişinin de katılmadığı bir Atatürk görüşü. Zaten her ideolojinin kendi bir Atatürk'ü var. Bunlarınki en yobazlarından bir tanesi. Hani herkese eğitilir şu sokak röportajlarında, Lozan gizli maddesi var diyen, hülo diye bağıranlar dahi eğitilir ama bunlar eğitilmezler. Hani bunlar eğitimli cahil oldukları için söylüyorum. Baş başa kalmışlar. Allah kolaylık versin. Perinçek'in bu tespitini de izleyicilerimize aktarmış olduk. Esas bugünün ana konusu diyelim Kemal Kılıçdaroğlu. Ben salı günü TR724 ekranlarında nöbetçi editör programında nöbet bende oluyor salı günleri. Kılıçdaroğlu saat 22'de randevu verdi ve bekleyin kaçış planını anlatacağım dedi. Çakma vakıflarla paraları nasıl götürdüklerini anlatacağım dedi. Ben birazcık endişe ettim yayına, dedim ki acaba daha fare mi doğuracak? Endişelerim vardı. Açıkçası ben o 5 dakikalık videoyla bir hayal kırıklığına uğradım. Çok daha hiç bilmediğim şeyler duyarım diyordum. Ama şöyle düşündüm. Biz belki gazeteci olarak devamlı bir konularla ilişkili olduğumuz için bize anlatılanlar pek cazip gelmeyebilir ama vatandaş boyutunda bir karşılığı olabilir. Bu malum öyle millet ki 1000 kere söylersen dinlemez ama cepte para bittiği zaman, söylendiği zaman vay çalmış şerefsizler der maalesef. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu bilinen şeyler de olsa söylemesini ben değerli buluyorum. Çok geç de olsa
O 17-25'teki insanlar herhalde cezaevinde izlerlerken çok acı acı tebessüm etmişlerdir. Türkiye'nin ne hale geldiğiyle alakalı. Şimdi Ekrem Bey, birçok şey Amerika ile alakalı. Vakıflar, işte Türgev, Ensar geçiyor. Başka vakıflar var. Onlara sözde inşaat adı altında paralar aktarıldığı söylüyor. Bu Amerika'ya mı kaçar? Bu paralar nedir? Amerika gibi her kuruşun takip edildiği, şeffaf bir sistem olduğu ki o Amerika'daki sistem bildiğim kadarıyla vakıf ve derneklere ne para girerse girsin herhangi bir kişinin bunu görebilmesi şeffaflığına dayalı. O yüzden Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler de oldu. Siz nasıl bakıyorsunuz hadiseye? Dünyanın her yerinde kasaları var, gizli banka hesapları var. İtalya, İsveç birçok kez gündeme geldi. Kılıçdaroğlu sağlam bir yere mi vurdu yoksa daha fare mi doğurdu? Şimdi Kemal Bey'in yaptığı açıklamaları bir siyaseten okumak lazım, bir de hukuken okumak lazım. Siyaseten okuduğumuzda Kemal Bey psikolojik üstünlüğü elinde tutmak istiyor. O açıdan doğru bir hamle. Yani diyor ki sen önce hatırla, şöyle bir hemen geriye dönelim. Bir Sadat'ın önüne gitmesi var. Burası paramiliter bir kurum. Burada suikast planları yapılıyor. Burada efendim silahlı eğitim yapılıyor, özel harp dairesinde şu oluyor, bu oluyor vesaire vesaire gibi. Burası biz sizin neler yapmak istediğinizi, seçim sandığına giderken neler çevireceğinizi biliyoruz. Ha dediğinde bir psikolojik üstünlüğü ele aldı. Şimdi Kemal, bu çok önemli bir şey siyasette. İkincisi, siz kaçacaksınız. Bak, o yüzden de paralarınızı, akrabalarınızı yerleştirdiniz. Hakikaten de bir şeye bakarsanız Levent Bey, bütün vakıflar külliyen akraba dolu. Yani aile fertlerinden oluşuyor. Şimdi bu siyaseten ben senin ne yapmak istediğini biliyorum. Giderken ortaya saçacağın tahribatı da biliyorum ve buna müsaade etmeyeceğim. Buna müsaade eden bürokratları da buradan uyarıyorum deyip psikolojik üstünü elinde tutuyor. Şimdi bunu bir kere doğru okumak lazım. Yani uzun bir zamandan beri Erdoğan psikolojik üstünlüğü, AKP psikolojik üstünlüğü kaybetti. Bunda Kemal Bey'in de katkısı var, Ali Babacan'ın da katkısı var, Ahmet Bey'in de katkısı var, Meral Hanım'ın da katkısı var. Onlar AKP'ye içeriden ve dışarıdan öyle sorular yönelttiler ki bir adeta hani köşesine sıkışmış bir boksörün sağlı sollu kroşeler yemesi gibi, ona mı cevap vereyim, buna mı işi cevap vermekten çıkardılar, tehdide getirdiler. Tehdit ediyorlar sürekli. Bu psikolojik olarak. Ama hukuksal olarak baktığımızda Levent Bey, Kemal Bey'in bu kadar çalışmasının arasında danışmanlarının dönüp şuna bakması lazım. Berat Albayrak'ın hani sızan mailbox vardı ya, Berat Albayrak'ın maillerine baksın. Burada bunların hepsi orada var. Kilit isim söylüyorum. Halil Danışmaz. Ona yazdığı maillerde, yönetim kurulu üyesi, ona yazdığı maili, bir Türk Hava Yolları'nda çalışıyor, beni Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı yapın diye ısrarla söylüyor. Bu adamla ilgili FBI bir araştırma başlattı. Evet, ve adam Amerika'dan kaçmak zorunda kaldı. Sonra Türkiye'ye gelince neden? Çünkü yaptığı faaliyetler Amerika'da da bir rahatsızlığa yol açtı. Can Bey, Berat'ın o faaliyetlere İlker Başbuğ'un konuşmacı olarak katıldığını, bütün bu ulusalcı kesimlerin, o bahsettiğiniz kişinin vakfı Heritage Foundation galiba, bu Nedim Şener'ler diğerlerinin hani böyle belgesel çekim için Amerika'ya böyle bir figüranlık yapmaya gelmişler de hatırlarsınız. Hepsi bunlarla ilintili, biliyorsunuz. tabii ki. Ya bunlar işi o kadar azıtmışlardı ki. Yani hatırlarsan Amerika'da adam kaçırma, Fethullah Gülen'e efendim suikast yapma ya da adam kaçırma gibi planları eski CIA çalışanı, eski CIA direktörlerinden biriyle Bekliyorum. ve Flynn'le beraber. Yani Flynn o zaman Trump'ın yanında 2 ay duramadı adam. Çünkü bu olaylar ortaya çıkınca görevinden istifa etmek zorunda kaldı. FBI'ya bildiklerini itiraf etmek, işbirliği yapmak istediğini söyledi. Milyon dolarlar orada da geldi gitti. Şimdi bunların, ama ben diyorum ki gidip geriye bir bakın. Berat Albayrak'ın yazışmalarında bütün bunlar var. Adamı, Berat'ın birinci has adamı, en has adamı Halil Danışmaz bugün nerede?
bir ihale uydurdular Türkiye'de adama. Artık adam Amerika'ya giremiyor. Amerika'da duramıyor. Hapse girecek. Ne yaptılar? İçki sigara bandrollerini ihalede allem kullem yaparak bunun üzerine verdiler. Şimdi tekel ürünlerine, içkiye, sigaraya bandrolü bu adam veriyor. Bu kritik adamlarla Berat Albayrak'ın yaptığı yazışmaları inceleseler Levent Bey, orada bu olayların çok detayı var. Kime, nereye, ne kadar para gönderiyor. Bu paraları nasıl harcayacaklar da der yazışmalar var. Efendim işte bir gazete aç. Mesela şöyle üstün zekalı tip projeleri var. Bir gazete açalım da işte ele kalem tutan insanlara para dağıtalım burada. Adamın gazete mazete derdi yok. Tetikçi derdi var. Sosyal medyada tetikçi bulalım, para dağıtalım. Şimdi burada önemli bir başka, ben şöyle bir New York'ta yaşayan insanlara neler oluyor bu, nedir bu Türken diye sordum. Birkaç kişiyle konuştum. Çok güzel de notlar aldım. Ben onu müsaadenizle paylaşayım. Bak çok kritik bir şey anlatacağım Levent Bey, çok. Esas şöyle bazı olaylar bahsediyor. Deniyor ki tamam bunlar Kemal Bey'in bahsettiği bankalar üzerinden gelen paralar. Ama sadece Türken, yani Ensar Vakfı ve Türgev'in ortaklaşmış üçün içerisinde taşınan paralar. Bir de bunun dışında irili ufaklı onlarca, yüzlerce vakıf açılıyor. Dernek açılıyor Amerika'da. Buraya nereden ne kadar para geliyor? Önemli bir araştırma konusu. Ama daha enteresanı söyleyeyim size. Keş para akışı. Yani nakit para akışı. Şimdi yani burada Erdoğan resmi ziyaretlerde uçakla bavulla para mı getiriyorlar bir somut yaparsak? Aynen, New York'ta şöyle herhangi bir Türk'ün kapısını çal New York'ta, sana anlatacakları şeyi söyleyeyim. Diyorlar ki, isim vermeyeyim de bir hukuki sıkıntıyla doğrudan herkesin bildiği şeyi söylüyorum ama yazılmayan şeyi söylüyorum. New York'ta Chinatown'da bir market var. Bir Türk'ün işlettiği bir market var. Bu marketin sahibi bu işlerin içerisinde olan bir adam. Türkiye'den gelen bakanlar, üst düzey bürokratlar çantalarıyla beraber geliyorlar. Bir de burada önemli kritik bir limuzin şirketi var. Herkesin bildiği, yine herkesin tanıdığı. Bu limuzin şirketiyle beraber çantalar, çünkü o diplomatik dokunulmazlıktan dolayı çantalar aranmadığından keş paralar geliyor, markete getiriliyor, market üzerinden aklanıyor. İnsanlara keş para dağıtılıyor. Bu çok önemli bir iddia ama Sağır Sultanların bile duyduğu, bildiği bir iddia Levent Bey. Yani gitsen üç Türk'ten kime, paralar kime dağıtılıyor? Yandaşları mı dağıtılıyor? Yandaşlara, yoksa bakanların paraları kayıtlarına mı geçiyor? Yandaşlara, tetikçilere, efendim muhbirlere, ispiyonculara, yani aklına kimler gelirse, bazılarına iş hayatında al bununla biraz idare et deyip yardımcı olmalar, taraftar toplamalar, yeni dernek kurmalarına yardımcı olmalar, akıl almaz bir sistemle nereden geldiği belli olmayan milyonlarca doların transferinden bahsediliyor ki, yani inanılmaz bir şey. Ben biraz Bey, dinledim. Yani siz birkaç kişiye ulaşarak öğrendiğiniz işte Chinatown'daki market, limuzin gibi bilgiler ortalıklarda dolaşıyorsa Amerika resmi makamları bunları takip edip bir şebeke ortaya mı çıkarmak istiyor, yoksa bir göz yumma mı söz konusu? Bununla ilgili de ilginç iddialar var. Diyorlar ki aslında bunu Amerikalılar gayet iyi biliyor. Fakat Amerika'da işler çok yavaş ama derinden ama sağlam ilerler. Şimdi bir şey söyleyeyim Levent Bey, bak aman biz de programımızın listesini almadık. Amerika Adalet Bakanlığı'nın dün veya önceki gün yaptığı resmi kara para aklama meselesinde resmi tevhid raporu selam. Gördün mü? Onu diyorsunuz. Tevhid ya, selamcılar var. Tevhid selama doğrudan atıf yapıyor. Tevhid Selam davasının 2011'deki soruşturmasına doğrudan atıf yapıyor. Türkiye'de de Tevhid Selam davası kapatıldı. Gültekin gibi çok önemli bir insan sırf bunun intikamını alabilmek için hapishaneleri çürütülüyor, emniyet görevlileri çürütüyor. Meselenin püf noktalarından birisi
resmi ve gayri resmi paralarla bir fırıldak dönmesi. Levent Bey, şimdi Kemal Bey haklı olarak şunu soruyor. Herkes de burada bunu konuşuyor. Öğrenci yurdu açacağız. Türkiye'den gelen öğrencilere sahip çıkacağız. Türkiye'den geziler düzenleyeceğiz. Türkiye'de buradan insanları Türkiye'ye, Türkiye'den insanları buraya getireceğiz falan filan. Ya kardeşim, bunun için Manhattan'da dünyanın en pahalı adasında 20 bilmem kaç katlı bir bina yapmaya ne gerek var? Öğrenci yurdu orayı mı buldunuz? Bu işleri yapan insanlar, hayırsever insanlar genellikle, maliyeti düşük, işletmesi zor olmayan, ekonomik açıdan işletmesi zor olmayan binalar bulurlar ve öğrencilere burs vererek orada okuturlar. Ama Şimdi İlkan Kemal Bey, Bey bu yeni soruyor. bir bilgi değil ki. 3 yıldır yazılmış, çizilmiş defalarca. CHP'nin Amerika temsilcisinin önünde defalarca yayın yaptığı bir şey bu. Yani Manhattan öğrenci yurdu çok eski bir hikaye. Doğru, eski bir hikaye, konuşulması faydalı ama psikolojik olarak Kemal Bey'in söylediği şey şu. Hepsi bunların yapılıyor diyelim. Neden bütün aile efradın orada? En başta en önemli aktörlerden bir tanesi Dyson'un oğlu. Bir doktor. Halil Mutlu. Diğerleri Mutlu, kızı, taskın başında. damadı, damadının bilmem kimi. Bütün akrabalar. Kemal Bey'in yaklaşımı şöyle ya. Burada sen kendine göre bir varlık oluşturuyorsun. Ben yani bunu tartışılabilir. Öyle midir, böyle değil midir, niyet okuma mıdır, kesin bilgiye mi dayalıdır? Fakat şu bir gerçek. Yani bir emniyet sibobu olarak buraya bu kadar para nakledilmesi, bu öğrenci için nakledilecek bir para değil Levent Bey. Hadi şimdi soruyor herkes, ya Muhammed Ali'nin çiftliğine niye bu kadar para ödediniz? Orada ne öğrencisi olacak ki? Etrafta üniversite mi var? Etrafta Türk mü var? Ya yaz kampı yapabilirler, kitap okuma kampı yapabilirler, kış kampı yapabilirler. Yani onlar yapınca mı göze batıyor? Hayır, yapılabilir ama o kadar büyük bir arazide senede bir aydır 2 aydır yaz kampı. Yani okulların kapalı olduğu dönem. Kış kampı da sadece 15 gündür 20 gündür. Ancak o kadar olabilir. Okulları düşünerek söylüyorum. Yani o spring break dediğim şey olsa herhalde 10 gündür. Okul kayıtlarının da Haziran'ın sonunda bittiğini ve tekrar Eylül'ün başında açıldığını düşünecek olursam bu kadarcık yer için bu kadar muazzam bir de o kadar gelecek kalacak hep Türkleri hedefliyorlar. Hep söyledikleri, ifade ettikleri şey şu. Türkiye'den gelenlere cemaat sahip çıkıyor. Onların sahip çıkmasını engellemek. Ya o kadar Türk yok ki kardeşim yani. Nerede o kadar akın akın milyonlarca Türk gelmiş de Ekrem Bey, kalacak yer mi arıyor? Türkler demiştiniz, önemli bir ayrıntı. Aslında Erdoğan'ın ilk planı Amerika'daki bütün Müslümanların hamisi olma. Hatta bu Müslüman Kardeşler Kartını kullanarak devlet şirketlerinden milyon dolarlık sponsorluklar yapıp kendisinin alkışlandığı toplantılar düzenlemişti, hatırlarsınız. Oradaki kuruluşlara çok deli paralar aktararak kendisi adına toplantılar düzenletmişti. Ama bu Müslüman kardeşlerin Amerika'da terör örgütü olarak ilan edilmesi ve işte Arap Baharı'ndan sonra popülaritesini kaybetmesinden sonra, o karşı darbelerden sonra, onlar da hem Erdoğan'dan uzak durdular hem de Erdoğan da onlardan uzak durmaya çalıştı. Ama sadece oradaki Türklerin değil, oradaki bütün Müslümanların bir hamisi olma, temsilcisi olma gayretleri de var. Var da muhalefetin bunu çok iyi gözlemlemesi gerekiyor Levent Bey. Şimdi bak biz bunu konuşuyoruz. Neydi? TÜRGEV üzerinden Ensar gönderilen paralar, Türkiye. Ensar üzerinden gönderilen paralar, Türkiye'ne gelen paralar falan filan. Daha dün Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinden 3 milyar Türk lirası Maarif Vakfı'na Marife. devredildi. Maarif kim? Ne halt yer Maarif? Ne iş yapar? Cemaat okullarını devralmak için kurulmuş birisi, bir vakıf. Herhalde Birol Yıldırım Neyle vardı, eskiden Olak devralmak diye, için? öyle bir devletin parasıyla, rüşvetle, yolsuzlukla, adam Rüşvetle. kaçırarak. Rüşvetle, yolsuzlukla, korkutarak, pazarlık yaparak, ilgili devleti sıkıştırarak. Şimdi şu ayırdıkları bütçenin %1'iyle dünyanın dört bir tarafında okul açan insanlar vardı. Tamamen İkram gönüllülük Bey, esasına dayalı.
Gönüllülük Bir katkı esasen öğren. yapayım. Geçen hafta bu Afrika'da çok işte yapan bir iş adamıyla denk geldim. Onun birebir duyduğundan aktardığı. Afrika'da liderler işte bu cemaat okullarının kapatılmasıyla alakalı bunlar rüşvet veriyorlar ya. Birbirlerine sen kaçtan kapattın? Rayiçine bunun pazarlıklarını, bunun muhabbetlerini yapıyorlarmış. Yapıyorlar. Bununla ilgili çok somut bilgiler, belgeler var. Evet be. Ama hala orada insanlar olduğu için, hala orada vefalı insanlar o ülkelere hizmet ettiği için bugün konuşmuyoruz ama yarın konuşulacak bunlar. Muhalefetin şunu sorması gerekiyor. Kardeşim, bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın parası demek, vatandaşın vergisi demek. Sen kimin parasını kime peşkeş çekiyorsun? Valla Şahsi Ekrem Bey, ihtirasın muhalefete için. dese ki cemaatin okulunu kapatmak için bu paraları rüşvet olarak dağıtıyoruz dese CHP iyi tamam o zaman der. O zaman dükkanı kapatmak lazım. Ölünün arkasını konuşmamak lazım. Memleket ölmüş, bitmiş. Şimdi doğru her yerde doğrudur, yanlış her yerde yanlıştır Levent Bey. Yani şunu demesi lazım. Kardeşim, cemaat, memaat beni ilgilendirmez. Bu vatandaşın parası mı vatandaşın parası? Hani Türkiye'de bir tabir vardı. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı mı yetimin hakkı? Ya zaten sen dibine kadar örtülü ödeneği kullanıyorsun. Neye kullandığını kimse bilmiyor. Hazineyi tam takır kuru bakır yaptın. Devleti çökerttin, ekonomiyi batırdın. Türk ekonomisinin geldiği hale bak. Tükürdün herkesin ayaklarına kapandın. Neden? Çünkü ekonomi bitti. Paraya ihtiyacın var. Suudların gittin ayaklarına kapandın. Birleşik Arap Emirlikleri'nin gittin ayaklarına kapandın. Hala da dolanıyor. İsrail'in gittin ayaklarına kapandın. Söylemedik söz bırakmadığın insanların ayaklarına kapandın. 3 kuruş için, 5 kuruş için. Ve bu arada da vatandaşın verdiği vergiyle militanlarına yaptıkları hizmet de ortada. Ne yapmışlar? Belki Türk okulları diye bildiğimiz okullarda Allah'ın her günü, gün geçmiyordu ki bir başarı müjdesi duymayalım. Siz ne yapıyorsunuz? O yüksek maaşlarla insanlar bir ideal taşıyabilir mi? Bir fikir verebilir mi? Bir örnek olabilir mi? Devletin parasıyla burada müthiş bir ihtiras var Levent Bey. Müthiş bir kıskançlık var. Erdoğan'ı bitiren şey Erdoğan'ın kıskançlığı. Hani bir olay anlatmıştım Anadolu'da bir iş adamıyla. Bizzat yaşayandan dinlediğimi söylüyorum. Adama diyor ki sen diyor cemaate diyor muazzam bir üniversite yaptın. Sistem ederek. Efendim ne demek diyor yani. Ondan daha iyisini size yapayım. Yok ben diyor yeni yapılacağı istemiyorum. O yaptığını bana ver. Böyle haset, böyle kıskanç insan kendini içten içe yakan insandır. Bitiren insandır. O adam da onu vermediği için adamın mal varlığına el konuldu. Aile fertlerinden bir kısmı hapishanelerde, bir kısmı da yurt dışında. Bu olur mu? Olabilecek bir şey mi? Muhalefetin şunu çok sık sorması lazım. Ensar Vakfı, sabıkalı bir vakıf. TÜRGEV sabıkalı bir vakıf. Sabıkasını anlatmaya gerek var mı yani? Yazıldı, söylendi, ortaya çıktı bir sürü olay. Daha geçen gün, yine geçen haftaki programda konuştuk. Adamın birisini bu vakıfların arşivlerini çaldın, sonra da gazetecilere verdin diye yargılıyorlar. Sevgili seyircilerimi söyleyeyim, internette var. Adamın bir müdafası var, avukatı vasıtasıyla mı, kendisi vasıtasıyla mı? Muazzam bir savunma. Diyor ki ya Bu ben arada yapmadım. işkenceleri anlatıyor. Bana şu şöyle şöyle zulmedildi. Ama ben anlatırsam mesela şunu anlatayım mı diyor. Yanılmıyorsam Çerkezköy'de diyor. Yüz kızartıcı bir olay olmuştu. Ben de disiplin kurulu üyesiydim diyor. Olayın ayrıntısını biliyorum. Anlatayım mı diyor. Falan yerde şöyle bir şey olmuştu. Anlatayım mı? Falan yöneticinin laptopuna bakın. Filan yönetici isim veriyor. Laptopuna bakın. Yüz kızartıcı Türk ordusuna karşı, silahlı kuvvetlere karşı, emniyete karşı, bürokrasiye karşı neler döndüğünü orada anlayacaksınız. Benim bir belge almama, çalmama gerek yok ki orada var zaten diyor. Şimdi hal böyleyken bence muhalefet doğru bir yerden gidiyor ama insanlarda daha fare doğurdu izlenimi Evet. uyandırmamak için çok daha güçlü dosyalar söylemesi lazım. Cevheri Güven çok güzel bir şey söylemiş. Diyor ki ya Zekatı değil yani diyor. benim anlattıklarımın zekatı bile olmaz diyor bu.
Doğru söylüyor. Kaldı ki Amerika ile ilgili Adem Yavuz Arslan'ın çok flash dosyaları vardı. Yani onların yanına bile yaklaşmadı. Ama haklısınız. Bir söylem üstünlüğünü devam ettirme. Bu şeyleri ilk defa duyan, belki Kemal Kılıçdaroğlu anlatınca duyan, malum Türkiye çok kutuplaşmış, çok bölünmüş bir ülke. Hiç kimse diğerini dinlemiyor. Başka mahalleler başka mahalleleri dinlemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu randevu verdi. Milyonlarca kez izlendi. Hatta Kılıçdaroğlu konuşmadan diğer AKP'liler karşı hashtagleri bile oluşturmuşlardı. Evet, tabii bütün bunlarda ekonominin kötüye gittiğini, cepte para bittiğini, insanların artık çok öfkeli olduklarını da göz önüne bulundurmak lazım. Muhalefet bu kadar kötü bir ekonomik şartlarda, bu kadar insanların şikayetçi olduğu, artık karpuzun diliminin kesildiği bir yerde herhalde artık söylem üstünlüğünü de kazansınlar. Bu yolsuzluk, para konularının karşılığı var. Dileriz devamını getirebilirler. Ekrem Bey, süremiz sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çok önemli bir konu daha var. Konuşmamız lazım. Bu Adnan Tanrıverdi, Sadat çok gündemdeydi. Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ havaalanına VIP'de otururlarken Adnan Tanrıverdi ile yan yana düşmüşler 15 Temmuz'dan sonra. Adnan Tanrıverdi onu AKP vekili zannederek başlamış anlatmaya. Demiş ki bu 15 Temmuz'da siz harp okulundayken isyan bastırma gibi eğitimler veriyordunuz. Bu 15 Temmuz'da askeri birliklerin önüne işte kamyonların dizilmesi, vatandaşların organize edilmesi falan bunları siz mi organize ettiniz demiş. Adnan Tanrıverdi Başir evet kabul ederek biz yaptık demiş. Hatta askeri birlikleri ele geçirme konusunda sivilleri eğittiklerini, bunu haber alanların işte karşı eğitim verdiğini ama yine zırhlı araçları durdurmayla alakalı eğitimlere devam ettiklerini söylemiş. Yani bunu anlatmak için bir niye bu kadar yıl bekledin? O ayrı mevzu. Anlatılan, konuşulanların skandalı. Bu Sadat değiştikçe rezalet çıkıyor. Kesinlikle Sadat, belki de hani geçen hafta söyledik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya muhalefetin genel manada şu ana kadar yakaladığı en önemli fırsat ve en büyük hamle. Çünkü orada o yüzden paniklediler. Erdoğan uzaktan yakından ilgim yok dedi. Baş danışman olarak yanında bulundurduğu, kaç fotoğraf karesinde beraber poz verdiği insanlara ben sizi tanımıyorum. Uzaktan yakından ilişkim yok dedi, ilgim yok dedi. Çok önemli bir yer. Ha, geçen hafta söyledik, tam kalbinden yakaladı sistemin, rejimin kalbinden. Bu tip Orta Doğu'da hani İran'da gördüğümüz paralel bir ordu. Yani devrim muhafızları gibi bir sistem bu. Evet Bey, bunu doğru anlamak lazım. Türkiye'deki rejim kendine modellemeler buluyor. İran'dan aldığı modelleme bu. Yani bir paramiliter yapılar kurarak kendi ordusunu kurma. İkincisi de Rusya'da çok yaygın olan bir şey var. Belki çok sevgili seyircilerimiz bilmezler. Rus ordusu büyüktür ama Rus ordusunun prestiji çok yüksek değildir. Bazen Rus ordusunun subayları alınır, çalınır, kaçırılır, aşağılanır. Buna bile çok ciddi tepki verilmez. Bazen de çok başarılı subaylar azıcık sivrilse anında görevinden alınır. Çünkü Rusya'da sistemi tutmanın yolu budur. Orduyu büyük görür Rusya. Putin özellikle, Putin yönetiminden bahsediyorum. Bu büyük ordu yarın bir gün başımıza bela olur diye itibarını hep aşağı seviyelerde tutar. Erdoğan bunu da kurtan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni mahvediyor. Verdiği röportajda çok açık söylediği gibi Perinçek'in şu geçen hafta verdiği röportajda söylediği gibi NATO subayları tamamen tasfiye edildi diyor o. Kendine göre bağımsız Türkiye'nin önemli bir hamlesi olarak anlatıyor. NATO subayı diye subayları bu diyeceksin. Sonra onun yerine dil bilmez, yol bilmez, hal bilmez ama partinin ideolojik saplantılar içerisinde kendine bir yol bulmaya çalışan insanları koyacaksın. Bir taraftan da ne olur ne olmaz diye paralel bir yapıyı tutacaksın. O tam paralel 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 derken ister kurdukları vakıflarda, ister kurdukları okullarda birebir devletin paralelini kendileri yapıyorlar. Asıl paralel burada demek gerekir. Ve ben şunu görüyorum. Yani haklısın. Niye şu zamana kadar söylemedin diyorsun. İnsanlar da söyler. Fakat bu soruları böyle bir sopa haline getirdiğinizde hiç kimse bir şey konuşmaz evet be.
Bırakın konuşsun. Adam önemli bir olay anlatıyor. Yani seversiniz, sevmezsiniz. Göçmen düşmanlığından rahatsız olursunuz. Üslubundan rahatsız olursunuz. Vesaire vesaire. Bu önemli değil. Söylenen söz, arşive giren söz çok önemli. Yaşanmışlık çok önemli. Hava efendim VIP'de beklerken biliyorsun kartını veriyor sonunda görüşmenin sonunda. Evet. Sadat Başkan olarak kartını veriyor veya o zaman Sadat Başkan da değil, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Cumhurbaşkanı. O danışmanlık kartını verdiğinde, bu da kartını verdiğinde, aa ben seni AKP, AK Parti milletvekili zannederek konuştum diyor. Ümit Özdağ Önemli diyor değil, bu ki eğer yaşanmışlık çok. yalanlarsa koruma polisi bütün bu konuşmalara şahittir diye. Çünkü kendisi böyle inanılacak güven tehlikelerinden bir insan olmadığı için. Ben şunu soruyorum, neden böyle konuştu? Hani mültecilerle alakalı ırkçı söylemler yaptığı zaman eleştireceksiniz ama sizin işinize yarayan bir şey söylediği zaman muhtemel adam muamelesi yapacaksınız. Bu hatayı da düşmemek lazım. Bütün söylediklerinin bir kontrollerden geçmesi lazım. Bizim o klasik gazeteci şeylerimiz vardır, kontrollerimiz vardır. Bundan geçirmek lazım. Bir şey Ümit Özdağ söylüyor diye doğru olmaz. O yüzden karşı tarafın açıklamasını hani şahitlerin var diyor ama genelde bu şahitler ortadan kaybolur böyle durumlarda. Ama söylediği çok önemli. Sadat'ın paramiliter bir güç olduğunu, 15 Temmuz'da nasıl bir senaryo yaptılarsa o siviller, hayatını kaybedenler, askeri edilen ateşler, askerin öldürdüğü zannedilen ama hiç arkadan vurulan şeylerin hepsinin aydınlanması lazım. 15 Temmuz zaten kendi başına büyük bir komplo teorisi gibi tartışılıyor. Bence bu açıklamaların hepsi o flu resminde alınması için önemli. Yani ne dersiniz? Kesinlikle 15 Temmuz dediğimiz olayın ilk düşünün birinci senesinde insanların inandığı 15 Temmuz'la bugün geldiğimiz noktadaki 15 Temmuz arasında ne kadar fark var. Erdoğan havalanına geldiğinde Gençlik Kolları Başkanı olarak yanında oturan beyefendi birkaç gün önce bir açıklama, o da bir itirafta bulundu Evet, 15 Temmuz'la evet. ilgili. Sedat Peker'in iddiasını doğruladı. Dedi ki Sedat Peker silah dağıtıldı, AKP Gençlik Kolları'na silah dağıtıldı dedi. Bu mesele doğru mudur, yanlış mıdır? Biliyorsun Sedat Peker isim vermişti, araba vermişti, arabada kimler olduğunu Tabii, söylemişti, adres hangi vermişti. semtte, adres vermişti. Ama şimdi birinci elden AKP İstanbul birinci dereceden sorumlusu kişi diyor ki, evet ben o gün bilmiyordum ama bizden habersiz birileri arka kapıdan dolaşarak insanlara silah dağıtmış. Kayıp silahlar meselesi buradan kaynaklanıyor. Bu bir gerçektir. Sedat Peker'in söyledikleri doğrudur diyor. Bu da 15 Temmuz'u açıklayan başka bir şey. Yani 15 Temmuz'la ilgili her geçen gün ortaya çıkan bilgi ve belgeler, daha çok daha çıkacağını düşünüyorum. Ama şu anda bile çıkan belgeler bunun bir kontrollü darbe olduğu, bir planlama üzerine olduğunu, cemaatten bazı bilinen isimlerin bu işin içerisine görevli veya gafleten çekildiği ve bu işin cemaatin üzerine yıkılmaya çalışıldığı gün be gün ortada. Ya yani bunları daha da ortaya çıkacak. Bugün işte bakıyorsun şu an bir siyasi parti genel başkanlığı yapan bir kişi öyle bir şey anlatıyor ki hadi ya diyorsun. Daha çok olaylar anlatılacak diye düşünüyorum Levent Bey. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük komplosu budur. Hatırlarsan Ekrem Bey, Selahattin Bey bunu parlamentoda söylemişti, grupta söylemişti. Türkiye demiş. tarihinin Evet. en büyük komplosudur bu demişti. Bedelini Evet. ödüyor. Ama doğru söylüyor. Şöyle 15 Temmuz aklanırsa, açığa çıkarsa ya da ne olduğu ortaya çıkarsa cemaat de aklanır. O yüzden bu cemaatçilerin işine yaramasın diye çok büyük bir blokaj vardı. Bu AKP zor durumda kalsın diye o blokajdan bazı delikler açıldığını görüyoruz. Bazı gelişmeleri de böyle yorumlamak lazım. O çok önemli bir ana atıfta bulunuruz. Havaalanı Erdoğan'ın gelip öğleden sonra bazı hareketlikler vardı deyip darbeden önceden haber olduğunu anlattığı, Berat'ın sırıttığı böyle çok itici böyle insanı böyle hani küfür etmeyeyim hadi onu şeye geçeyim. Berat'ın sırıttığı, orada Külünk vardı. O Külünk çok derin bir adam. Erdoğan'ın birçok özellikle Avrupa yapılanması bu serserileri hani diyor ya Sedat Peker'ler silah dağıttılar. İşte o silah dağıtı işini organize edenlerden bir tanesi de Metin Külünk'tür. O olduğu resimde bu saf İstanbul İl Başkanı endişeli endişeli garibim Safa Anadolu çocuğu gibi dinliyordu. Daha sonra o da partiden ayrıldı. Davutoğlu'nun saflarına
katıldı. Ekrem Bey, ekleyeceğiniz şeyler varsa alalım, veda edeceğiz. Evet, ne ekleyelim Mehmet Bey? Umarım dua edelim haftaya, sonraki haftalara daha güzel gündemler konuşalım. Ama şu konuştuğumuz gündemler bile ilgili ortaya çıkan gerçek, ister TÜRGEV üzerinden, TÜRKEN üzerinden yapılan iddialar, ister zulüm her yerde devam ediyor. Bir KHK'lıya 10 yıl hapis cezası verildi. Ya çok feci bir şey. İzmir'de insanlar gene elleri arkalarından kelepçeli. Ya bu nasıl bir ülke? Bu arada bir bakıyorsun efendim onlarca insanı öldüren o vahşi Hizbullah katilleri kapı ardından, arka kapıdan sessiz sedasız tahliye edilmişler. Yani umarım bu çirkinlikler bir an önce biter. Bitmek zorunda. Yani bu de sürdürülebilir bir şey değil. Türkiye'yi maalesef perperişan hale getirdiler. Kasasında bitirdiler, kesesinde bitirdiler. Kendileri de semirdiler de semirdiler. Ama bunun bir sonu var. Patlayıncaya, çatlayıncaya, aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yayın efendiler, yayın diye isyan eden şairin bile bittiği bir yer var. İşte tam oradayız. Orası da yeni bir dirilişin başladığı yerdir. Evet, güzel bitirdiniz. İnşallah daha kötü haberler konuşmayız. Hani kötü haberler konuşmayız dediniz. İnşallah daha kötülerini konuşmayız. Maalesef Türkiye'nin iyi günleri diyerek yorum yapanlar da var. Biz yine olumlu düşünelim. Dileriz çok daha güzel gündemleri konuşacağımız günler gelir. Evet Ekrem Bey, bu haftalık da bu kadar. Değerli izleyiciler, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı çok yakından takip ediyoruz. Oralardan notlar alıyoruz. O yüzden paylaşmanızı rica ediyoruz. Beğenip beğenmeme butonu başkalarına önermeye etki ettiği için de bizi daha önce izlemeyen izleyicilere ulaşmamızı sağlayacak. Bu haftalık da bu kadar. Görüşmek üzere.